Balyoz davasından geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakımdayken tahliye edilmişti. Emekli Orgeneral Ergin Saygun bugün de tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Gazetecilere açıklama yapan Saygun kendisini toparlamak için bir ay zaman istedi. Silivri ve Hastal Askeri Cezaevindeki silah arkadaşlarına selam gönderdi. Emekli Orgeneral Başbakan'ın sürpriz ziyareti için bakın ne dedi. Bir hasta ziyaretidir netice olarak. Başka bir anlamı olduğunu da düşünmüyorum. Başbakan Erdoğan'ın kendisini ziyaretiyle ilgili böyle dedi emekli Orgeneral Ergin Saygun. Balyoz davasında 18 yıl hapisle cezalandırılmıştı. Geçirdiği ameliyatın ardından tahliye edildi. Sonunda taburcu oldu. Hocam sağ olun. Geliyor musunuz? Kızı yine yanındaydı. Tabii doktorları da. Ayrılırken basının karşısına çıktı. Kan lazım dendiği zaman kamerasını bırakıp kan vermeye koşan arkadaşlar olduğunu duydum. Resimler gördüm. Siz arkadaşlar eşimin ve kızımın elindeki ağır paketleri almış arabaya taşıyorsunuz. Bu basının da ötesinde insani duyguların sanırım zirve yaptığı bir yerdir. Bu arada bir de kan kardeşim olduğunu öğrendim. Bu da tabii bizim için yeni bir sürpriz oldu. Bir ay affını istedi. Beni sevenlerden, hısım akrabadan, eş dosttan, herkesten istirhamım. Bir ay lütfen beni bırakın. Azıcık toparlanayım, kendime geleyim. Ondan sonra sizlerle bol bol konuşuruz, görüşürüz. Peki ameliyat günü tahliye edileceğinden haberi var mıydı? Benim onlardan hiç haberim yoktu. Çünkü yani ben kendime geldiğimde işte her tarafıma hortumlar vesaireler bağlı bir şekilde yatıyordum. Yalnız oğlumdu galiba veya kızımdı, hangisiydi bilmiyorum. Baba dedi tahliye edildim. Tahliye ne demek? O anda ne olduğunun bile ben farkında gerçekten değildim. Saygun konuşmasını selamla noktaladı. Konuşmamı Silivri'de, Hastal'da, Kadımköy'de, Maltepe'deki silah arkadaşlarım ve komutanlarıma buradan sevgi ve muhabbetlerimi ve saygılarımı göndererek bitirmek istiyorum.